2007-ci ildən fəaliyyətə başlayan Avrasiya Klinikasında yerli həkimlərlə yanaşı, xaricdən dəvət olunan mütəxəssislər tərəfindən dəqiq diagnostika və müvafiq müalicələr aparılır. Klinikanın dəvəti ilə paytaxtımızın növbəti qonağı isə Almaniyalı mütəxəssis, Türk əsirli Profesor Ali Avcıdır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü müsahibimiz Avrasiya Klinikasına Almaniyadan qonaq gəlmiş Profesor Hepatoloq Ali Avcıdır. Hoş gəlmişsiniz, Əli müəllim. Əli müəllim, ilk sualımız belədir. Ümumiyyətcə, bu klinikaya gəlişinizin məqsədi nədir? Və nə istəyirik? Konkret hansı sahələr üzrə burada müalicələr aparacaqsınız? Buyurun. Evet, aslında gelişim maksadı ilk gelişimden beri buradaki Azerbaycan arkadaşlar olsun, doktor arkadaşlar olsun, biraz benim bölümden, gastroenterolojiden ve de hepatolojiden arkadaşları eğitmek. Yani biliyorum ki bu Azerbaycan'da olsun, Türkiye'de olsun maalesef çok hepatitli hastamız vardır. Çok gastroenteroloji bölümünde olan hastalarımız vardır ve de buradaki hekimler maalesef tam gastroenteroloji uzmanlığını, hepatoloji uzmanlığını bizim Avrupa'da öğrendiğimiz gibi öğrenemiyorlar. Hastaların da insanlarımızın da tam iyi tedavi olması için Avrupa standartlarında tedavi olması için tabii Avrupa'dan gelen doktorlar gerekiyor ki buradaki hekim arkadaşlara oradaki tıpı buraya taşısınlar ve de hastalar bunun faydasını görsünler. İlk maksat odur tabii ki Avrupa'daki standart olan tedaviyi Azerbaycan'a getirmek. İkincisi de tabii ki buradaki hastalara bakmak. Buradaki hastaları hepatit B olsun, C olsun, bütün karaciğer hastalar olsun iyi bir şekilde standarda göre tedavi, ilk önce tespiti kurmak, diagnozu kurmak, ondan sonra da tedavi etmek. Ermen, ne müddete kadar burada olacaksınız Azerbaycan'da ve sizin kalbinize düşmek için, yani nece düşme mümkün kalbinize? Evet, normalde benim gelişim hep böyle 3-4 günü geçmiyor. Yani 3-4 gün kalıyorum Bakü'de, ondan sonra geri gidiyorum. Her 2-3 aya bir gelmeye çalışıyorum. Tabii ki Almanya'daki işlerde yoğun olduğu zaman her 2-3 aya da bazen gelemiyorum ama dün geldim, inşallah pazar sabahı da döneceğim. Yani 3 gün yine aşağı yukarı buradayım. Pazar günü geri dönüyorum. Bilmek istedim ki, ümumiyyice sizin bu Azerbaycan'da olduğunuz günlerde kabul günleriniz, hususi kabul günleriniz geçirilir mi? Ve sizin yanınıza gelmeyi isteyen hastalar ne zaman ve nece müracaat etsinler? Evet, Avrasya Klinikası'nı aradıkları zaman kabul terminlerini yapabiliyorlar. Yani gelebiliyorlar. Sabah 9'dan akşam aşağı yukarı 8'e kadar hastaları kabul ediyoruz. İlk defa mı Azerbaycan'a gelmişsiniz mi? Yok. Azerbaycan'a çoktan beri geliyorum. Aşağı yukarı 8-9 sefer olmuştur zannedersem. Hep aynı şekilde bir 2-3 ay, 4 ay arayla geliyoruz. Ara sıra kongrelere geliyordum. Orada biraz bir şeyler konuşuyorduk arkadaşlara eğitmek için. Şimdi de buradaki klinikadaki doktorları hem eğitiyoruz hem de hastalara bakıyoruz. Gelişinizde size davet bu klinikadan mı oldu yoksa ömrümü Azerbaycan? Yok, büyük bir kongre vardı. Hepatik ensefalopati dediğimiz bir hastalık, yani karaciğerle bir kongre vardı. Orada konuşmacı olarak gelmiştik. Oradaki tesadüf de Avrasya Klinikası'nın şefiyle görüştük. Ondan beri Avrasya Klinikası'na takıldık. Yani aslında tesadüftü. Evet, tesadüften geldi. Ümitçe, önlendirmek istedim ki iki defa Azerbaycan'a geldiğinizde, yani diyorsunuz ki artık 8. 9. seferdi ki Azerbaycan'a geldi. Bilmek istedim, ilk geldiğinizden, indiki geldiğiniz arasında bu sahe üzere herhangi bir inkişaf var mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani buradaki hekimler, benim asistan hekimlerim aşağı yukarı benim bildiğim kadar hepatolojide, yani genelde virüs hepatitlerinde B olsun, C olsun bilimlerimi onlara da aktardım. Ben olmasam bile şu anda bu klinikada hepatit B ve de hepatit C'li hastalar Avrupa standartına göre tedavi olunabiliyor. Ha, bazen sorular çıkıyordur. Onu da e-mail ile cevaplandırıyorum arkadaşlar. Ama genelde standart çok şu anda çok yüksektir. Ha, bu maalesef tüm Azerbaycan'da geçerli değildir. Çok hasta vardır ki başka klinikalara gidip gelmişler. Buraya geliyorlar ve de o zaman maalesef belli oluyor. Çok yanlış tedaviler yapılıyor. Çok yanlış işler yapılıyor. O da işte hekimlerin maalesef uzman olmamalarından ileri geliyor. Ermen, bilmek istedim ki, ümumiyyice siz yakin ki tek Azerbaycan'a gelmişsiniz. Bir başka diğer ülkelerde. Evet. Ümumiyyice dünyada bağlı hepatitle bağlı vəziyet hansı hal-hazırda hansı vəziyetlerdir? Yani bu hastalığın artmasıyla bağlı, inkişaf eləməsiyle bağlı, hansı işle etmemesiyle bağlı, hansı işler görülür? Ümumiyyice bak, bunun azalması istiqamətində yeni metodlar var mı? Tabii ki. Şimdi şöyle, hepatit B'yi konuştuğumuz zaman hepatit B'ye karşı tüm dünyada
Avrupa ülkeleri olsun, Asya ülkeleri olsun çocuklara hepatit B'ye karşı aşılandırıyordur. Aşı peyvent demektir biliyorsunuz. Bu demektir ki gelecek 20-30 yıldaki şu anki doğan çocuklar hepatit B ile karşılaşmayacak. Hepatit C'de konum daha başka. Hepatit C'de o kadar çok yenilikler var ki gelecek 2-3 senede o kadar çok ilaç gelecek ki şu anki bilimsel araştırmalardan biliyoruz. Yakında hepatit C ile olan hastaları %95-%100 oranında iyileştireceğiz. Tabii ki bu demektir ki 15-20 sene sonra hepatit C ile hasta kalmayacak demektir. Bizim ülkelerde maalesef berbere gittiğimiz zaman, hekimlere gittiğimiz zaman, ne bileyim aşılandığımız zaman, eskiden ameliyat olduğumuz zaman bu sterilize, hijyenik ortam tam olmadığı için maalesef hepatit B, hepatit C çocuklardan çocuklara, insanlardan insanlara geçiyordu. Yani bir iğneyle siz 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu aşılandırıyordunuz, peyvenç yapıyordunuz. Aynı çocuklar askere gidiyor, askerde de aşı yapılıyor hep aynı iğneyle ve de hep bir hastadan öbür hastaya virüsü geçiriyordunuz maalesef. Bunlar değişiyor artık, bunu biliyoruz. İğneler değişiyor, iğneler tek hastayı aşılandırdıktan sonra çıpa atılıyor, yeni iğneler alınıyor falan. Ameliyatlarda olsun, genel diş hekimliklerinde olsun sterilize, yani kullandığınız malzemeleri o kadar güzel temizliyorsunuz ki virüs kalmıyor. Eskiden maalesef kalıyordu ve o kalan virüs de bir hasta geliyor diş hekimine, diş ameliyatını yapıyor, öbür hasta geliyor. Ha, bir hastadan öbür hastaya o hepatitleri geçirmiş oluyordu. O şu anda çok azalıyor ama maalesef son 5, son 10, son 15 yılda çok yanlışlar yapıldığı için hele de bizim ülkelerde, Türkiye olsun, Azerbaycan olsun, Doğu ülkelerinde olsun, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde olsun hepatit C ve de hepatit B çok yaygındır. Avrupa ülkelerine bakarak daha çok yaygındır. Azerbaycan'da. Evet. Azerbaycan'da Avrupa'ya nispeten daha çok yaygındır. Daha yaygındır, evet. Sade Azerbaycan'da değil, tabii Türkiye'de de. Ha, gidersiniz Gürcistan'a gidersiniz, Kazakistan'a gidersiniz, Rusya'ya gidersiniz. Bu bütün daha tam büyümemiş, ilerlememiş olan devletlerde maalesef daha yaygındır. Ve de Azerbaycan'da da öyledir. Mesela bunun sebebi nerede? Bir de sterilize mesela. Evet. Getirilir, ona göre de. Ümit Hanım, ben bahsedir ki Avrupa'da nispeten bize, yani nispeten azdı ama bunun da sebepleri belli ki sterilize mesela. Bak burada bunun inkişaf ettirilmesi için ne etmeyin lazımdır? Bak bu ülke, diğer ülkelerde de bu, yani aşağı insin bu seviye. Evet, aslında Sağlık Bakanlığı bunu çok kontrol etmesi gerekir. Evet. Sağlık Bakanlığı klinikaları kontrol ettirmesi lazım. İlk önce insanlar eğitilmesi lazım. Yani her hastanedeki her doktorun, hemşiresi, bu tıbbi malzemeleri sterilize eden hemşireler bilgilendirilmesi lazım. Kongreler yapılması lazım. İşte demirler böyle böyle sterilize yapılır, virüsler böyle ölür. İlk problem odur. Tabii ki her klinikada, her hastanede tam sterilize belki malzemeler yoktur. O zaman o malzemeler alınması gerekir. Hatta ara sıra Sağlık Bakanlığı kontrol yapması lazım. Yaptıktan sonra da eğer ki bazı klinikalarda tam sterilize yapılmıyorsa o zaman tabii ki o klinikalarda ya da o diş hekimlerinde tıbbi ya da hastaya bakma yasaklığı getirilmesi lazım. Evet, şimdi gastroenterolog olduğumuz için biz de çok endoskopik yapıyoruz. Endoskopi demek hortumla, şlank ya da şlank diyorsunuz herhalde. Onunla hem yemek borusuna, gıda borusuna, hem mideye, hem 12 parmak bağırsağına, hem safra kesesinin, öt kesesinin yollarına bakabiliyoruz. Orada taş falan olduğunu çıkarabiliyoruz. Stent falan koyabiliyoruz. Kalın bağırsağa bakıyoruz, polipleri çıkarıyoruz. Bizim yaptığımız, Avrupa'daki yaptığımız endoskopi ile buradaki yapılan endoskopi arasında çok büyük fark var maalesef. Tam oturmamış, tam ilerlememiş. Yavaş yavaş ilerliyor, bunu da söylemek gerekiyor ama bizim yaptığımız endoskopiyle bir de terapötik endoskopiyle Azerbaycan'daki terapötik endoskopinin arasında daha büyük fark var. Ha, diagnostik endoskopi vardır. Burada da hekimler çok güzel mideye bakıyor, kalın bağırsağa bakıyor ama büyük polip olduğu zaman, safra kesesinin yollarında taş olduğu zaman ya da diyelim ki yemek borusuna büyük stentler takılacağı zaman o büyük ameliyatları Azerbaycan'da yaptıramıyorsunuz. Hasta olduğunuz zaman mecbur başka bir ülkeye gitmeniz gerekiyor. Öbür türlü de büyük polip olduğu zaman endoskopik çıkaramıyor doktorlar. O zaman direkt ameliyat ediliyor. Ameliyat hasta için büyük risktir. Doktor için o kadar risk değildir ama tabii ben kendim olsam, bende büyük bir polip olsa kalın bağırsağımda
endoskopik çıkarabilirsek çok kolay olur. Ama ameliyat olmayı istemezdim. Çünkü ameliyat biliyorsunuz narkoza gireceksiniz. Narkoz riski vardır, ameliyat riski vardır. Endoskopide risk çok azdır. Öğrenmenim ve evi de bilmek isterim ki Ümmetçe bak bu deyilenlere göre, yani eşitliğimize göre deyilir ki insanların yani harda ülkesinden asla olmuyor. Ümmetçe insanların 70-80% neredesinde biz yazma dedik de gastrit var. Bu doğru mu? Şimdi şöyle, aslında yanlış bir deyim değil, doğrudur. Ama her gastrit her hastada rahatsız etmez. Şimdi biliyoruz ki bazı hastalarda hiç gastrit yoktur. Ya da çok az gastrit vardır. Çok ama çok feci mide ağrıları olur bu hastalarda. Bazı hastalara bakarız, endoskopi yaparız. Midede hiçbir rahatsızlığı yoktur ama en yüksek derecede gastrit vardır. Yani bu bizim gördüğümüz, gözle gördüğümüz gastritle hastaların fark ettiği, hastaların ağrısında büyük bir korelasyon yoktur maalesef. Bir de çok hasta vardır ki midem ağrıyor, sağ tarafım ağrıyor, yemek yedikten sonra ağrıyor, yemek yemekten sonra ağrıyor, köplük var, şişkinlik var. Bütün araştırmaları yapıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz. En çok da, en yaygın hastalık da budur maalesef. Biz de buna funksiyonel düspepsi diyoruz. Yani aslında hastada fazla bir hastalık yok. Midesi, 12 parmak varsa, karaciğeri, ötküsesi hepsi normaldir ama hastanın rahatsızlığı vardır. Bu da maalesef psikosomatiktir. Ve de hastaların aşağı yukarı %50'si maalesef böyledir. Siz her şeyi yapıyorsunuz tıbben, Avrupa standartlarına göre de yapıyorsunuz. Mideye bakıyorsunuz 5 sefer, 10 sefer, 15 sefer. Uzi yapıyorsunuz, tomografi çekiyorsunuz, karaciğeri kontrol ediyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Hiçbir şey bulamıyorsunuz ama hastanın ağrısı vardır, rahatsızlığı vardır. Bu da maalesef ruhsal hastalık, psikosomatik, bilinçaltı olan bir problemi insanlar genelde ya midesine ya da kalın bağırsağına götürüyor. Bazıları kabızlık oluyor, bazılarında kabızlık oluyor, bazıları ishal oluyor, bazıları mide ağrısı geçiriyor. Hatta bazı hastalar vardır, devamlı kalbi ağrıyordur. Kardiyologa gidiyorlar, tomografi yapılıyor, anjiyo yapılıyor, hiçbir şey bulunmuyor, hala kalbi ağrıyordur. Bu psikosomatik hastalıklar zaten bizim alanımızdan çıkıp aslında nöropatolog ya da psikiyatriye göndermek gerekiyor.